Huh? Sir? Sir? Hello? Do they have fuel? Hakuna. Of, benzin kuyruğuna bir bakın. Her yerde böyle. Benzin yok. Ülkeye bak. Armut gibi geldik ülkeye. İlk videolarda bu işin ne kadar uzun sürdüğünden bahsediyordum. O zamanlarda yaklaşık 20 dakika sürüyordu. Şimdi yaklaşık 3 dakikada falan çantalarımı bağlayıp yola çıkabiliyorum arkadaşlar. Bayağı hızlandım. Ben çantaları bağlarken bir video açılışı yapalım. Videoya hoş geldiniz tekrardan. Şu an Ruanda'nın Butare. Right? Butare şehrindeyim. Burası Burundi sınırına çok yakın bir yer. İnanılmaz güzel bahçeleri olan bir kilise otelde kaldım. Şimdi buradan yola çıkacağız ve birlikte benim 49. ülkem ve Afrika'daki 3. ülkem olan Burundi'ye gidiyoruz. It's working. Now working. Okay, now I can see. Yes. Take care. Bye bye. Thank you. Bye bye. Oh, çok güzel bir konaklamanın ardından muhteşem bir kahvaltı yaptık. Yaptım. Ve Burundi'ye doğru yola çıkıyorum. Havanın da çok tadı yok gibi ama ülke değiştiriyorum artık. Keyfim çok yerinde. O yüzden hiçbir şey canımı sıkamaz. Göreceğiz. Böyle tazelendim resmen. İnsanlar da çok nazik ve çok güler yüzlüydü. O da çok mutlu etti beni tabii. Şimdi Burundi'ye doğru yola çıkıyoruz. Burundi, Afrika ana karasındaki en yoğun nüfuslu ikinci ülke. Birincisi burası. Ya, yüz ölçümü olarak Ankara ilinden daha küçükler böyle. Ve 12 milyon insan yaşıyor. Burundi biraz daha küçük, biraz daha az nüfusu. O yüzden en yoğun nüfuslu ikinci ülke Burundi. Ama tabi aralarında şöyle bir fark da var. Burası en gelişmiş ülkelerden bir tanesi Afrika'daki. Burundi de dünyanın en fakir üçüncü ülkesiymiş. Eğer en fakiri değilse tabi, bilmiyorum. Aralarında böyle çok ciddi bir fark var. İşte yol kalitesi, trafik, insanlar, neler olacak ve neler göreceğiz Burundi'de ben de hiç bilmiyorum. Ben Burundi'yi Ruhi Çenet'in videosunda görmüştüm. Dünyanın en fakir ülkesi, işte günde 1 doların altında para kazanıyorlar, 7 kişi geçiniyorlar bu parayla, işte çocuklarını satıyorlar falan gibi bir başlıkta görmüştüm. Şu an yok ama böyle bir başlık gördüğümü de hatırlıyorum. Yalan olmasın şimdi. Bu bilgilerin hepsi benim çok tabii dikkatimi çekti. Zaten milyonlarca izlendi. Herkesin dikkatini çekti bildiğim kadarıyla. Bu Burundi neymiş acaba diye bir araştırdım ve kapıda vize alınabildiğini öğrendim. Bir Covid testi olmamız gerekiyormuş. Covid testini olup $30 vereceğim sanırım Covid testine. Sonra kapıda vizeye $15 vereceğim ve Burundi'ye girip kendi gözlerimle o ülkedeki gerçeklikleri bir görmek ve size de göstermek istiyorum. Şöyle 3-4 günlük Burundi yolculuğu için yola çıktık. Geç geç. Güzel Ruanda'yı, şu yeşillikleri, şu güzel ormanları, şu güzel sıcak asfaltı bırakıyorum. Şu maymunları görüyor musunuz? Her yerdeler. Sabah insanlar yine yürüyerek işlerine güçlerine gidiyorlar. Maymunlar da kahvaltılarını yapıyor. Oo.
Muzcular. Şurada bir yerde bir su alacak bakkal çakkal bir şey göremedim. Hello. How are you? Good. Hello ma'am, how are you? I want to buy a water but room temperature. So how much is small one? Small one. This. This one. It's not water. It's not water? It's like Fanta. Ah. Thank you. How much is it? 400 or this one the same. Which has chocolate inside. Oh, kardeşim iyi yüklemişsin. Yine ne güzel bir ormana girdik. Türkiye'de olsa şuralarda kamp yeri aramaya başlardım şimdi. Ama Türkiye'de olsa buralar insansız olurdu tabii. O yüzden kamp yapmak keyifli olurdu. Burada insandan bol bir şey yok. Yarım saat sonra sınıra varmış olacağım. Sınıra doğru geldikçe yerleşim bayağı azaldı. Sadece tarlalar var etrafta. Artık insan sayısı da çok azaldı. Bu sınır bölgesi pek kullanılmıyor anladığım kadarıyla. Ama yol çok güzel. Bir bakın. Her yer okaliptüs ağacı. Çok su çeken bir ağaç olduğu için çok yağmur yağan bu bölgelere dikiyorlar. Ve yılda 1,5 metreye kadar uzuyormuş. Sonra da kesip tekne, ev, ıvır zıvır yapımında kullanıyorlar bunları. O yüzden çok kıymetli ağaçlar. Çok su çekerek büyüdüğü için de suya karşı çok dayanıklı oluyor. Bakın buralar hep okaliptüs tarlası. Ormana odun yapmaya gelmiş olan çocuklar ve aileler. Domuzlarınız ne kadar büyük gençler. Domuz otlatmaya çıkmışlar. Böyle ağaçlar yüksek yüksek olunca arkasındaki manzarayı da görebiliyorsun gövde seviyesinden. Ve her yeri de yeşil oluyor tabii ki. O yüzden çok hoşuma gidiyor sanırım. Evet, son dönüşleri de yapıyorum. 1 kilometre kaldı sınıra. Yani normalde kapıda vize var Burundi'ye. Bunu vermeleri lazım bana $15. Bakalım ne olacak. Bir de $30 ücreti Covid testi yapacaklarmış. Covid testinden de yırtmaya çalışacağım bir şekilde. Çünkü $30 vermek istemiyorum. Bir de para olarak tabii Ruanda parası kabul ediyorlar mı onu da bilmiyorum. Dolar olarak da vermek istemiyorum. Böyle böyle durumlar var. Yanımda birazcık Ruanda frankı var. $30 kadar, $35 kadar. Onu bir deneyeceğim. Olmadı, sınırı geçince para bozduranlar oluyor zaten. Hemen onların birine durup Ruanda franklarımı Burundi ne parası bilmiyorum. Burundi parasına çevireceğim. İsmini bilmiyorum. Dur diyor. Dur abi. Thank you. Hello. Hello. Should I start from here? Yeah, you can start from here. There. Okay. Hello, sir. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. Please be careful, sir. Yes, yes, I have to be careful. Yes. This paper is so important.
I know. A lot of people come here with this. Okay. Yeah. Do you know if I need it in Burundi also? Yes, when you go to Burundi, they have a food stamp somewhere. You take this one. Okay. Thank you so much. Have a safe road. Thank you. Which is your last destination? My last destination is my country, Turkey. Uh-huh. And I will ride my motorcycle all the way to Turkey in 2 years. Ah. My last destination in Africa is Morocco. Okay. Thank you so much. What changes? Change? Policy. Yeah, maybe. Good idea. Where? Okay. Hello. Good morning. How are you? We are fine. Look at home. Can I do it with him? There. There? Yeah, Forex Bureau. What is the difference between you and the Forex Bureau? No difference. No difference? Not even difference. What is your rate for Rwandan franc? For Rwanda. 1,000. Uh-huh. 2,000 is Frabu. 1,000 to 2,000? Yeah. You got to check it there, mister. Okay. Oradaki adamlara güvenmedi. 1000'e 2000 veriyorlardı. Aslında bayağı da iyiydi ya. Ama bilmiyorum. Bir soralım. Hello. Aha. Okay. Okay. What is your rate? What is written? I cannot read. You have Rwanda money? Yes. I have Rwanda money. 50 selling. 1,050. Like this. No, I don't understand. How much? 1,000. You will give me for 1,000. 1,000. Uh-huh. Where is 0.50? 2,000. They were doing the same. No. What is the difference? Thank you. Oğlum madem you were giving the same price, why did you take me to Forex Bureau? Okay. 49. What is 49? No. They're all giving the same rate. Allah Allah. 20. 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, buçuk. 35 and 0.5. 35? Yes. 35? 71. 500. Yes. 71. No, yeah, 50. 71, yes. 500. Yes. Five. Zero. Five. 71. 71. No. Yes. 71. It's 10K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paraları da ne güzelmiş ha. It's beautiful colors. Thank you. Paramızı da bozdurduk. Thank you. Evet, Ruanda'dan resmi olarak çıktım. Şurada bir Burundi fotoğrafı çekeceğim.
Burası mı? Covid mi acaba? On the next section. Yes. So I don't need to wait. The patient in care can wait. But I don't. 10 minutes. 10 minutes. Yes. Wait. Yes. Okay. Thank you. Covid testini oldum ve 30 saniye sonra geldi negatif. Ben bunun üzerine not aldım. Gidebilirsin dedi. Devam ediyoruz. What do you need? Nah, boy. Visa? Which one are you cash? You're looking for stamp? Hey, hey. Yeah, just wait. Here in Rwanda. In Rwanda. Burundi. I don't know. Burundi, no. No, no stamp. He didn't stamp. No stamp, no. He said I need to go pay. Pay the visa. Motoru bıraktık, yürüyerek gidiyoruz. Wait. 1 minute. Money. Sadece Amerikan dolarıyla ödeyebilirsin diyorlar. O yüzden çantamı açıp dolar almam lazım. Welcome to Burundi, ha? Evet, girdik. Buradaki işlemler biraz uzun sürdü. Vize için 45 dolar, yok 40 dolar. Covid testi için de 15 dolar ödemem gerekti. Ama Burundi'ye girdik arkadaşlar. Hello! Thank you. Hello sir. I did. Sir, do I need to do anything extra here? Huh? Do you need help? Do you need help? No. Have to fill? Yeah. Okay. Not this side, not that side. It is exit. Only entry. Yes. Only the left side you will fill. And you will take a part of the paper. Can I come in and show? I have a question.
In Burundi, should I go from right or left? Right. Right? Yeah. Like in Rwanda? Yeah. That's important. Okay. Thank you, sir. Vay 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 vay. Burundi'ye resmi olarak giriş yaptım. Oh, zor bir sınır geçişiydi. $40 vize için ödedim. $15 Covid için ödedim. Şimdi size biraz Burundi yolları göstereyim. Hello. I don't have. Yeah. I don't have. Sorry. Okay. Thank you. Arkadaşlar, dünyadaki 49. ve Afrika'daki 3. ülkem Burundi'ye hoş geldiniz. Yol kalitesi hemen düştü ama yine asfalt, o yüzden sıfır şikayet. Bayağı mutluyum şu an. Bir Burundi evi gördüm. Bir fotoğrafını çekeyim. Herkes mani diye bağırıyor. Ya beyazı gördüler mi? Mani diye bağırıyorlar. Duydunuz mu bilmiyorum. Güzel, sadece el sallayanlar da var. Ama çok insan money diyor. Çocuklar da özellikle. Full money. Aha. Geldik bir yol yapımına. Aa, sel. Sel götürmüş. Yolunda asfaltında çim biten ülke. Burundi. Bakın, kahve dibi çapalıyorlar. Çünkü Burundi'nin kahvesi, ülke çok fakir olduğu için hiç bilinmiyormuş ama inanılmaz lezzetliymiş. Bunların hepsi kahve bitkisi ve insanlar hep kahve hasadıyla, kahveyle geçiniyorlar. Dibini çapalıyorlardı. Ha, hiç renkli bir şey yok. Çatılarda bile çinko yok. Tam bir ortaçağ kasabası gibi görünüyordu karşı yerler. Ha, bazılarında var çinko. Ah canım benim, ah. Merhaba dayı. Yollarda sofalara bağlı ipler var. Bu bazı videolarda gördüğüm böyle, yani kim olduğu belli olmayan insanların yol kestiği yerlerden bir tanesi olacak burası sanırım. Bu ülkede motosiklet ve araba, ya yani araç, motorlu taşıt sayısı inanılmaz az. Gördüğüm kadarıyla bisiklet ve yürüyenler çoğunlukta. Yani Ruanda'da çok çok daha fazla görmüştük. United Bar. Her yerde barlar var. Herkes içki içiyor. Bu ülkede böyle bir istatistik vardı.
ülkenin %30'u alkolikmiş. Herkes içki içiyormuş. Zaten gördüğünüz üzere şehrin ortasında bira reklamı var. Muzdan bir likör yapıyorlar kendilerine. Muz birası gibi bir şey. Bulursam eğer hem bir gireceğim, ben bakacağım, hem de size göstereceğim. Ama biraz da tabii tedirginim. Bilmiyorum etrafı izliyor musunuz ama ben sadece etrafı izliyorum arkadaşlar. Aa, benzin istasyonu da varmış. Hani başkente kadar bulamazsın demişlerdi. Ama var işte. Bunlar ne ya? Kapak. Atelier de couture. Herkes Fransızca konuşuyor. Her yerde Fransızca yazıyor isimler. Pharmacie. Mesela. Vay be. Çok ilginç. Bacılar şu dağı kesip tuğla çıkartıyorlar. Oo, her yerde var. Çok ilginç bir yol kenarı satış mağazası gördüm. Şöyle küpleri var, hamakları var ve halıları var ileride. Bir de şurada tavşanlar var. Bayağı tavşan satıyorlar. Hello, do you speak English? No, English. This rabbit, rabbit, how much? How much? 2000. 2000. Good. Huh? Ah, ah, dayı. Gerçekten her şeyi satıyorlar. How much is it for one? One. How much? Much. Money. Femi. Femi. Ah, canlarım ya. Okay. No. Thank you, thank you. Thank you. They're good. Thank you. Tavşanları şöyle gezdiriyorlar, satıyorlar. Ah. Buranın geleneksel işçiliği bu halılar herhalde ya da bu ipler. Okaliptüs ağacından mı yapıyorlar acaba? Perdemsi şeyler var, halılar var, hamaklar bayağı ince ve bayağı güçlü duruyor. Ya baksanıza şu hamağın hiç canı yok gibi. Ama adam yapmış, kesin vardır. Thank you. Domuz mu satıyorlar? Herhalde bol yağlı. Kolay gelsin. Kahve kurutuyorlar burada. İnsanlar koşuyor, gördünüz mü?
işlerini koşarak yapıyorlar. Normalde hiç Afrika'da görebileceğiniz bir şey değil bu. Ama yağmur geleceğini onlar da anladı. O yüzden bir an önce varacakları yere varmaya çalışıyorlar. Aynı ben. Çay alıyorlar. Of. Ben ne tarafa gideceğim ya? Sağlam yağmur geliyor. Herkes koşuyor. Sert vuracak sanırım. Ben de şu doğrultuda gidiyorum. O tarafa geliyor. Yakalanacağız gibi görünüyor ama bakalım. Ah. Az kalsın uçuyordum ha. Of. Kasisi görmedim. Havaya bakıyordum. Of. Var ya, 100 metre falan yere değmeden uçardım herhalde. İyi, frenlerim de hala çalışıyor. Bayağı sıkı abandım. Sert yüklendim frene. Yani yol biraz böyle gidip sonra sağa dönüyor. O yüzden bu hızı tutturabilirsem eğer kaçabilirim yağmurdan. Bebeler, çok tatlısınız. Of. Resmen koşuyorlar yağmura yakalanmamak için. Çünkü burası, bu köy herhalde bir 2-3 dakikaya falan alacak yağmuru. Artık bayağı öğrenmeye başladım ben de, havayı okuyabiliyorum. Ve benim yönüm tam olarak öbür istikamete, ters istikamete gidiyor. Şimdi şurayı da döndüm mü yağmur full arkamda kalacak. Yeteri kadar hızlı olabilirsem kaçarım. Bakalım. Çay arabasının arkasına takılmışlar. Birbirlerine de tutunuyorlar. Gidiyorlar. Oho, çok iyisiniz be. Zeytin yaprağı yeşil, aman bir yar elinden. Altında kayfe pişir, yandım bir yar elinden. Seni bana vermezler, aman da bir yar elinden. Aklın başına devşir, oy nerelere gidem elinden. Yare bir yar elinden. Seni bana vermezler, aman da bir yar elinden. Zülfünün telinden, oy nerelere gidem elinden. Yare bir yar elinden. Yağmurdan kaçınca keyfim aşırı yerine geliyor. Henüz kaçabilmiş değilim ama şu ana kadarki süreci ciddi başarıyla ilerlettim. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Çay arabalarını taşıyıcı olarak kullanmak çok meşhur herhalde buralarda. Aa bak. Bak, yer vermiyor bebeğe. Oğlum versene çocuğa yer. Hadi be.
Abartmayın arkadaşlar. Şu an kaç metredeyiz bilmiyorum ama of, pazara bak. Of. Bayağı güzel. Şuna bir bakın. Her şeyi yıkıyorlar. Vay, ne kadar güzel ya. Çok mantıklı bir yol. No, thank you. I want to look. Huh? I don't have money. Sorry. Rain is coming. Yes. I'm going to Bujumbura. Yes. Thank you, boss. Sava. Evet, kaç metreye geldiğimizi bilmiyorum ama bulutların arasına giriyoruz. Bulutların ve sisin arasına giriyoruz. Bakalım yağmur göreceğiz mi? I'm riding, riding. Misty Mountains. Oo, çok güzel bir görüntü. Yine bir en yüksek noktaya geldik. Ama şu an durup bakamıyorum. Ben de yakayım dörtlerimi. Hatta uzunumu da yakayım. Neredeyiz böyle ya? Allah Allah. Afrika'da ilk defa sis görüyorum. Asfalt öyle o kadar kötü ıslanmış ki. Aşırı kaygan. Ve tutacak hiçbir şey yok ve gittikçe daha da ıslanıyor. Bende de yok dayı. Benzin soruyorsun da bende de yok. Güzel dayım. Bu nasıl bir yolculuk oldu ya? Hiçbir şey görünmüyor. Ne güzel mısır koktu, ne güzel koktu. Hala 35 kilometrem var, bitmedi. Uf, belim çok ağrıyor. Lan nereye geliyorsunuz? Bak 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 nasıl tedirginler, bak bak. Hello. Hey. How are you? Hey. Ben Zaliyat'ım. Good. Topaz. Hey. Sis bitti ve yerleşimler artmaya başladı. 20 kilometre yolum kaldı. Böyle küçük kasabalardan geçerken şu biracıları
muz birası yapanları görüyorum. Hemen kamera bataryasını değiştirdim. Size onları göstereceğim. Şu giden muzlar oraya gidiyor. Bunların hepsi, bu muzların hepsi bira olacak. Yani likör, bira ne derseniz artık, muz viskisi de diyebilirsiniz. Çünkü %60'a yakınmış alkol oranı. O yüzden yani çok böyle bira diye küçümsememek lazım. Bayağı bayağı yıkıyormuş insanı. Bulursam bir tanesine gireceğim. Hem ben bakmak istiyorum. Hem de videoya çekmek istiyorum. Bakın. Bir birahane göstereceğim şimdi size. Dayı buyur, buyur, buyur. Daha nereye kaçabilirim? Acaba motor nereye park etsem? Burası bir muz birahanesi, bira yapım yeri. Vallahi hiçbir yere park edemiyorum. Hello! Şöyle bırakacağım. Hadi bakalım. Durur musun? Durursun. Koçum benim be. Dur be. Hello. How are you? I'm fine. How are you? I go bien. Good. Evet, ben umutum. Hello. How are you? I'm fine. Good. May I have a look at your brewery? Machine. No. Machine. But I don't speak French or Kirundi. That's my problem. What can I do? Yeah. May I go and have a look? How do you make that drink? Drink? How is? May I go and look? Look. No? Good. No? Oui. Why? Why? Yukarıda bira yapıyorlar ama bakmak istiyorum, izin vermiyor. No diyor. Abla diyor ki no. O zaman bakamayız. Yapacak bir şey yok. Burada insanlara derdimi anlatamıyorum çünkü ortak bir dil konuşmuyoruz. No? No, no. Okay. Bye bye. Thank you. Ah, ona mı çok? Ha? Ne dönmeden o mu? Ne ona mı çok? Beni birahanelerine almadılar. Peki, ne yapalım? Başka bir yer buluruz. Vay 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 vay, Bujumbura Ovası. Vallahi Çukurova gibi, Muş Ovası gibi. Erzincan Ovası'na da benziyor birazcık ama burada şey gibi hissettim ha, gerçekten. Ha tabii. Şu deniz gibi olan göl işleri değiştiriyor fakat sanki böyle Hozat üzerinden ovacığa gidiyormuş gibi hissettim, o yemyeşil dağın ağaçların arasından böyle şak diye çıkıyorsun. Karşıda dağlarla birlikte karşılıyor orası seni. Altyapı için bayağı çalışıyorlar. Çok fazla insan çalışıyor. Kadınlı, erkekli. Taş diziyorlar, kum çekiyorlar, harç koruyorlar. Helal olsun be.
3 gidiş 3 geliş oldu resmen. Ne kadar genişledi. O benzin kuyruğuna bakın. Bayağı kuyruk var. Abo. Bu ne ya? Benzin alıp mı gelmek lazım buraya acaba? Neyse çözeceğiz bir şekilde. Of, benzin kuyruğuna bir bakın. Her yerde böyle. Neden? Çünkü sanırım benzin yok. Aha b**k. Bakın bu sarı şişelerin hepsi o muz likörcüsünden. Bu şişelerle dolduruyorlar ve evlerine götürüyor insanlar. Bakın küçük de şişelemişler, siliyorlar, ediyorlar. Vay be. Sir, sir. Hello. Do they have fuel? Hakuna. No. No, no. No fuel. Okay. Thank you. Ha, benzin yok diyor. Benzin yok ne demek ya? Nereden alacağız benzini? Geldik böyle Leyla gibi ortaya cuk. Normalde benzin 2300 yazıyordu ama burada 3200 yazıyor. Ya yani olduğu için pahalıya mı satıyorlar, fırsatçılık mı yapıyorlar acaba bilmiyorum. Ama işimi şansa bırakamayacağım için parası neyse verip alacağım. Hello. Do you have petrol? Petrol? Ha? Esas. You have? Esas. Esas. Ha? Kalibira, mazutu. I don't understand. Esas. Esas. Esas, no. What is esas? No. Diesel? No diesel? Petrol. No diesel. You don't have? You have diesel. Esas. Okay, thank you. Benzin yok. Ülkeye bak. Biraz Fransızca çalışmam lazım. Armut gibi geldik ülkeye. Böyle olur mu kardeşim? Bir de şuraya sorayım. Of, krater. Hello. Do you speak English? Little bit? It is petrol, right? No diesel. No diesel, no. No diesel. Où essence? I don't speak French, I don't know. Essence? Hello man, how are you? I'm glad you speak English. I need petrol, not diesel, but petrol. Is it essence? Is it essence? Fuel, yeah. How do you say diesel? They say mazut. Mazut. Yes. Is diesel. Essence is the normal petroleum. Do they have essence? No. This is mazut. Mazut. No essence. No essence. There is essence.
Okay, there is a station here that they are giving essence. Essence? Yes. Okay. You don't need to go on the line. You just pass through. Ah, okay. Thank you so much. Thank you. Hello. Do they have essence? Essence? Varmış, essence varmış arkadaşlar. It's large. Hello. Ne it's? Thank you man. Yeah, no need. It's heavy. Eh? It is heavy. Yeah. No need. Okay. Maybe I can come tomorrow. No. We never found again the oil there. Really? It's difficult to find the oil in our country. You know, if you use it to take it easy, we never see it again. Ah. That is only why, if you see the way at the station, that we can buy it, you must buy it. Even if we can buy another way, we never found another way. Really? That's another dear tea. I need essence. Yeah. Because I cannot leave the country. I need to leave in 3 days. Yeah. So I need essence. You need essence? Yeah, this is essence. Okay. Yeah. I see. I have like maybe for 100 kilometers. But I will go to Tanzania, so it's not enough. Ah, you want to go to Tanzania? So you must make it full. You need it full. Yeah. But it will be full with like maybe 5 liters. It has a very small tank. When this takes one, we close our bread away. We will drop that one in order to enter until the end station then. Okay. Uh-huh. Why do you hit me? Is it kidding? Hayır, taşıyordunuz be. Millet benzini buldu mu taşırırcasına alıyor. Benim de bir tane yedek depom var ama dolduramayacağım artık. Şunu doldurunca 300 kilometre giderim. Sıkıntım yok. Bu çantaları çözemem burada. No, I don't live. I just came from
from Rwanda. From Rwanda. How can I take this? Is 300 kilogram. How can I take it? Kavga çıkıyor. Give me 1 minute. Please. I don't know. Give him. Give him this. Thank you so much for the help. Welcome again. Fantastic. Thank you. Thank you so much. Herkes yardım etti bana burada ve çözdük. Thank you so much. Thank you. Oh. Thank you. Ne uğraştık be. Bye bye. Have a nice day. ...154 kilometre olmuş. 6 litre yakıt aldık. O da muhtemelen hiç kaliteli değildi ama... ...artık ona bakacak durumda değildik. Şu kuyruğa bir bakın. Şuranın içinden çıktım. Bak şuradaki çıkış yolunu açık bırakmışlar. Ve... ...şuradan yan taraftaki sokağa gidiyor kuyruk. Böyle inanılmaz bir kuyruk var. Binlerce araba benzin bekliyor. Ya sırf beyaz olmanın avantajını yaşadım. Herkes yardım etti. Hadi şuna ver, şuna ver, şuna benzin ver, gitsin, çıksın aradan falan diye. Beyaz olmanın avantajını ilk defa yaşadım. O da Burundi'de. Şimdi gel de sevme ülkeyi. Nasıl sevmeyeceksin? Bir dinleneyim. Bayılacağım yorgunluktan. Saat 4 oldu. Yolculuğa 8.30'da başlamıştım. Yine çok fazla saat oldu ama çok güzel bir gündü. Yani sınır geçişiyle birlikte bir başladık. Öğrenmeye bayağı bir şey öğrendim. Benzin alamamak ne ya? Bunu da öğrenmiş oldum. Çok ilginç. Şimdi de oteli bulacağım. Buldum. Urban. Urban Lodge. Hello. How are you? Thank you. Çok güzel bir otele geldim. Booking'den bulmuştum. Yerimi ayırtıp işi garantiye alayım. Hani gider bakarım, hoşuma giderse çıkarım diye düşünmüştüm. Zaten fiyatı 40 dolar. Bu şehirdeki en uygun fiyatlardan bir tanesi. Motoruma da çok güzel korunaklı bir yer verdiler. Keyfim gayet yerinde. Benzinimizi de bulduk. Bundan güzel bir şey olamaz ya. Ülkeye geldim. 3 gün vize verdiler. 3 günüm var. Gezeceğim, dolaşacağım. Size de elimden geldiğince sıradaki videolarda bunları göstermeye çalışacağım. Odamız burasıymış. 40 dolara. Güzelce konaklayayım. Rahatça şöyle editlerimi yapayım, çalışayım istedim. Bence bayağı da güzel çıktı. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni ülke, yeni heyecanlar, Burundi'ye hoş geldiniz. Bir sonraki videoda yine Burundi'de görüşeceğiz.